Selam arkadaşlar, merhaba. Bu videomuzda çocuklar için kullanılabilecek, özellikle anaokulu ve ilkokul seviyesindeki öğrencilere hitap eden MT40 ya da MT40X modeli bulunan TCL marka Alcatel bir saat telefonu incelemeye çalışacağız. Ürünümüze baktığımızda boyutlar açısından biraz büyük görünmesine rağmen hitap ettiği kesim kesinlikle çocuklar olduğunu söyleyebilirim. Özellikle küçük yaş grubu olduğunu belirtmem yanlış olmaz arkadaşlar. Türkçe kullanım kılavuzuyla gelen üründe ürünün bütün özelliklerini kullanım kılavuzu üzerinden de bulabilmekteyiz. Bu da ekstra bir avantaj sağlamaktadır. Genelde maalesef kullanım kılavuzları yabancı dillerde olduğu için Çin malı çocuk telefonlarında yeterli özelliklerine ulaşamıyoruz. Üründe şarj cihazı yoktur. Sadece USB şarj kablosu mevcuttur. Ürünün pili 600 mAh'lik pili mevcuttur. Ortalama 2 saatte dolmaktadır. Üretici her ne kadar 5 güne kadar kullanabilirsiniz dese de ortalama kullanım süresi okula giden bir çocuk için 1 gündür maksimum. Eğer içerisindeki oyunları da oynarsa maalesef o bir günü bile doldurmadan ürünün şarjı bitmektedir, bunu söyleyebilirim. Üzerinde tabii ki 4.5G bağlantı mevcuttur arkadaşlar. 1.3 inç minik bir ekrana 0.3 megapiksel de düşük bir kamera çözünürlüğüne sahiptir ürün. Dokunmatik ekranına baktığımızda küçük olduğunu görmekteyiz. 240x240 piksel çözünürlüğü mevcuttur. Dokunmatik ekran ve bir tuşu üzerinden ürüne giriş sağlamaktayız. Ürünün ağırlığı da 50 gram civarındadır. Bunu da belirteyim. Üzerindeki normal RAM'i 256 MB, ROM bellek ise 512 MB'tı. Yani fazla bir şey beklemeyin. Bunu belirteyim. Menü üzerinden Türkçeyi seçerek ürünümüze giriş yapabiliyoruz arkadaşlar. Şu anda ürünü evet. Dokunmatik üzerinden devam ediyoruz. Bakın. Kamera sistemini de evet, sim kartı olmadığı için kamera sistemini şu anda bağlantıyı yapamıyoruz. Evet. Genel olarak baktığımızda ürün ne için alınır? Ürün arkadaşlar sadece ve sadece çocuk ile iletişim kurmak, çocuğun nerede olduğunu öğrenmek, çocuğun nerelerde gezindiği hakkında bilgi almak için alınabilir. Üründe ne yapılabiliyor? Görüntülü konuşma yapılabiliyor. Yani FaceTime'da, WhatsApp'tan olduğu gibi görüntülü konuşulabiliyor. Diğer çocuk saatlerinden ayıran en büyük özelliği de görüntülü konuşmasının olması. Handikap yönlerinden en önemlisi saatin biraz büyük olması arkadaşlar. Yani baktığımızda şöyle 4-4,5 cm büyüklüğünde bir ekran bölümüne, yani kolumuza taktığımızda bakın gayet büyük olduğunu söyleyebilirim. Çocuklar için biraz büyüktür. Handikap olarak bunu söyleyebilirim. Yan taraflarına baktığımızda ise bir adet tuş, hoparlör bölümü. Sesin gayet yüksek olduğunu söyleyebilirim. Diğer tarafta USB, bilgisayara bağlayacağımız ve şarj edeceğimiz bölüm ve nano SIM bölümleri bulunmaktadır. SIM kartı ve şarj bölümü de yan taraflarında karşımıza çıkıyor ürünün. Ürünün iki rengi var genelde. Uçuk mavi ve uçuk pembe tarzında kızlar ve erkekler için tercih edilmiş. Ama genel kullanıma baktığımızda şuna siyah bir kordon taktığımızda da unisex olarak kullanılabilir. Wi-Fi tabii ki var, Bluetooth var. Ağırlığı da 50 gramdır arkadaşlar ürünün. Bunu da belirtmek istiyorum. Ürünü kullanırken ürüne numara yüklemek ya da herhangi bir ihtiyacı karşılamak için mutlaka bir programı yüklememiz gerekiyor. TCL programı ile birlikte telefon üzerinden yönetici belirliyorsunuz bir tane. Yönetici yine program üzerinden numaraları atıyor. Sadece TCL programına kayıtlı numaralar üzerinden iletişim sağlanıyor arkadaşlar. TCL programı üzerinden kaydedilmeyen numaralarla iletişim sağlanmıyor. Sadece aynı marka ve aynı model telefonları birbirine yanaştırdığında etkileşim sağlanabiliyor. Ama numaralar yine karşı tarafta görünmüyor. Bunu belirtebilirim. Yürünen mesafe, atılan adım, yakılan kalori gibi bilgiler mevcut ama maalesef tam olarak uygulanmıyor. Araç içerisinde çocuk gittiğinde de sanki bu yürüme mesafesi gibi algılanabiliyor. Bu da bize mesaj olarak geliyor. Sıkıntılı bir durum. Onu da belirteyim. Ürün kesinlikle su geçirmez değildir. Suya dayanıklıdır. Bunu da belirtmek istiyorum. Bazı yerlerde ürünün kesinlikle su geçirmez ve IPX5 sertifikasının olduğu söyleniyor ama ürün su sıçramalarına karşı dayanıklıdır arkadaşlar. Bunu da
ekstra belirtmek isterim. Telefon açılıp kapanmasını yönetici ayarlayabiliyor. Okulda çalmamasını, okulda çalışmamasını tekrar gene yönetici ayarlayabiliyor. Çocuğa mesaj gönderebiliyoruz yazılı olarak ama çocuk bize yazılı olarak karşılığı mesaj gönderemiyor. Sadece emoji gönderebiliyor ya da sesli mesaj atabiliyor. O da kayıtlı numaralara gönderebiliyor. Tabii ki bu, telefon üzerinde SOS de mevcuttur arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Kamerası ve ekranı da zaten aktif olduğunu ama görüntüsünün zayıf olduğunu belirtmek istiyorum. HD bir görüntüye sahip değildir. Normal standart karşı taraftakinin yüzünü seçecek kadar görüntüsü vardır. Fiyat olarak aralığına baktığımızda ise 0 olarak 1050 TL ile 1700 TL aralığında internette mevcuttur. İkinci el fiyatları da 500 TL ile 900 TL aralığında olduğunu söyleyebilirim sayın arkadaşlar. Genel olarak tavsiye olunur mu? Olunur. Tabii ki ilkokul ve anaokulu öğrencileri için tavsiye edilebilir bir üründür. Eğer bu ürünü alırsanız biz aldık, kullandık, gayet de memnunuz. Ama dediğim gibi sadece cihaza kayıtlı numaralar üzerinden işlem yapılabiliyor. Yani çocuk ya da öğrenci cihaz üzerine herhangi bir numara kaydı yapamıyor. Bunu da belirteyim ya da verdiği numaralar aranamıyor. Bu önemli bir özellik güvenlik açısından. Bunu da artı olarak belirtmek isterim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer bu saat telefonuyla ilgili sorularınız olursa alt bölümden danışabilirsiniz. Görüşmek üzere.